Ne yapıyorsun sen arkada? Ben çok enerjik, 24 saat enerjik. Ben hiç enerjik değilim arkadaşlar. Bugün okul var ve şu an saat 8.30. Zaten trafiği de şöyle göstereyim. Hani abla, çok uykum var dediğim gibi he ablacığım. Sana en nefret ettiğim iki ders beden bende. Oh ne güzel. Yandım. Dediğim gibi arkadaşlar bugün çok yorgunum. Hem okul öncesi hem de okuldan sonra dop dolu 24 saatlik ailemle bir vlog çekmek istiyorum sizlere. Şu anda okuldan öncesini çekiyorum. Okuldan sonra nasıl çekerim, nasıl plan yaparım gerçekten hiç bilmiyorum. Zaten şu an kafam hiç çalışmıyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ama çok sürprizlerle dolu dop dolu bir vlog olacak. Sarmadan izlemeniz gerekiyor bu videoyu. Vlog geçmeden beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmadıysanız da mutlaka yorum atmayı unutmayın. Sözünü kestim. Hadi Eren'i bırakalım. Hadi ablacığım kaç. Koş. Koş. Hadi Allah'a gideceğim bak, koşacağım bak. Okulda zaten şeyle Eren'i bekliyordu. Eren nerede diyordu. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi okula gideceğim. Okuldan sonrasında görüşürüz o zaman. Ben okula kaçar. Hadi geç kaldın. Geç. Koş. Arkadaşlar makyajım ve kıyafetim sonunda hazır. Odayı böyle bırakıyor olabilirim ama geldiğimde güzel bir şekilde toparlayacağım. Şöyle arkadaşlar ya 5 dakikaya hazırım dedim ama 1 saat sürdü. Çünkü yani makyaj yaparken giyinirken falan ben fark etmiyorum zaman nasıl geçtiğini. Neyse arkadaşlar kombinimi gösteriyorum. Şöyle bir tişört üzerine bir eşortman ve hırka giydim. Simsiyah bir şekilde gideceğim. Rahat olmak istiyorum. Biraz böyle free takılmak istiyorum bugün arkadaşlar. Babamla pazarlık yaparken falan böyle rahat olayım. Neyse şaka bir yana babamı daha fazla bekletmeden aşağı inmem gerekiyor. Çünkü yaklaşık bir saattir Melike neredesin? Melike buraya gel vallahi bıktım. O zaman hızlı bir şekilde odamı böyle bırakarak babamın yanına gidiyorum. 45 dakika oldu Melike. Baba bağlı mı ayakkabının yanına yaklaşamıyorum. 45 dakika 1 saat oldu. Bağla abi. Bağla abi ya. Çıldırttı tamam, beni ya. Bir şey yok. O tarafı bir saat çiftletmedin yani. Olur öyle şey. Vallahi gitmeyeceğim. Vallahi almayacağım. Bir ben, şey ben buraya geldi gene. Bir şey. Hadi hazır mısın siz de? Biz hazır siz de. Verin kamerayı. Hadi. Hadi. Hadi herkes hazır. Bak biz Eren'le ne kadar yapıyoruz. Eren gel toplu bazı yapalım. Gel buraya. Bir, iki, ne oldu? Kıyamet. Melike zaten o telefon var ya. Bildiğin takoz oldu artık. İyi iyi tamam çok iyi. Hadi baba ya benden önce olacak mı? Hadi hızlı olun hadi. Baba sen tam arkaya sağ, oturacaksın. Tam direksiyon. Serkan, tam bak. Sağ tam. Bak beni Ayla, yorma. Tam Serkan, sağ. Beni yorma. Yormuyorum ya. Arkada oturmanın zaten benim çok da bir stres ya var. Ya gerçekten şu an taksi çağıracağım. Gerçek taksiyle gideceğim. Yıllardır, çekiyorum. Arka tarafta yıllardır oturmuyorum. Bak her türlü arabaya binmişim de. Türkiye. Baba sen arkaya oturacak insan mıydın be? Vay be. Yıllardır arkaya oturmayan bir insan şu an arkaya yani oturuyor. Yani hiç böyle bir şey yok yani. Bak dedim yıllardır her türlü arabaya bindim ama hiç arkada oturmadım şimdiye kadar. Serkan. Ama kendimi böyle bir önemli de bir şey hissettim yani. Ben şu an arkadaşlar ön koltuk prensesiyim. Evet, hiç yapmadan oturuyorum böyle. Ayla'nın arabasını ifşa alıyorum. Hiç de bir şey yok. Hiçbir şey yok ya. Araba gayet iyi. yavaş. 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 Ya bir sus Allah aşkına sus yavaş ya. Yavaş ya. Gidiyorum işte. İçecek şişesi. O benim. Kolane. Kolane. Eren kolane diyor. Ne ararsanız var arkadaşlar zaten burada. Hiçbir şey yok başka. Ne ararsın? Baba mutlu yerdeki musun? Yerdeki pisliği çekmiyorum ben. Karanlık bile. Vallahi arkadaşlar ben anneme güveniyorum. Her şekilde. Kesinlikle kaza yapmayacak. Ben yine de kemerimi taktım. Biz şimdi nereye gidiyoruz biliyor nerede? Musun? Ben kemeri takıyorum. Hayır, hayır. Biz AVM'den önce şuradaki otobüs durağına gidiyorum. Şurada akbili versene babana. Vallahi... Ya yavaş git, yavaş. Yavaş. Ben şey geldim. Ana, ne oldu öyle? Azıcık susar mısın? Yüzümü vurdum. Aa, bu yüzünü vurdu ben de benim. Aa, korktum. Koluma acıttım. Niye öyle fren yapıyorsun? Sus diye. Ay bir saniye arkadaşlar, şu an kavga etmemizin sırası değil arkadaşlar. Hızlı ve güzel bir şekilde. Bir dakika, sağda dursana. Ne oluyor ileri, ya? İleri git şuradan. Ay bu arada arkadaşlar köpeklere bakar mısınız? Burası var ya köpek cenneti bildiğiniz. Ne oldu? Kapat kızım. İyi kapatıyorum. Reklam arası. Ait olduğum yere geçtim. O az önceki frenden sonra daha arabayı verir miyim? Hayır. Uçuyor bence de vermeyelim. Ama hiç susmuyorsun. Ama hareket nasıl? Böyle dilini böyle yapacaktım ben. Kemal Sunal'ın hareketi. O bir şeyi iyi yaptığı zaman, güzel yaptığı babacığım, zaman hareketi yapar. Evet. Hadi artık konuşmayalım ve lütfen gideceğimiz yere gidip benim istediğim şeylere bakabilir hadi, miyiz? Hadi 1, 2, 3 gidiyoruz. Bir iki hareketi daha yapsana. Hadi.
çok gıcık oluyorsun. Bu harekete beni de alıştırdın zaten. Eren sen de yap bakayım hareketi. Aynen. Şu. Ya. Eren daha gıcık oluyor. Kapıyı vurdum. Şaka. Bana değil kızım. Bana değil kızım, annene cevap vereceksin. Benim arabam değil yani. Neyse ben de ineyim artık. Eren inmeyeceğim oğlum. Niye vesikalık fotoğraf çekilmiş gibi duruyorsunuz? CSGO'dan çıktık. Eren onu arabaya koyalım. Bu kir ne mesela? Öyle işte arabanın kirli. İşte arabada böyle artistik yapacağına Allah önce pisliğine bak. Araba tertemiz, rica ediyorum. Nesi tertemiz? Görmüyor musun? Lekeye bak, buna Eren temiz diyor. Eren'in arabası mı daha temiz benim arabamda? Benim araba offroad aracı ama. Bir şey söyleyeceğim, buradan çekilmezsek ezileceğiz bu arada. Araba bence gidelim. Kirli ki arabanın kirlerini göremiyorum. Ah buyur işte lekeye bakın. Yarın okula babamla gidelim. Aa ben kendi arabanın anahtarını da almışım. Sen kapatsana, anahtar kimde? Ben de. Gidelim mi? Hadi bakayım. Hadi yürü yürü. Ben de kapandım. Hadi. Ay koş. Ay makyajım o kadar güzeldi. Evet arkadaşlar şimdi AVM'nin içindeyiz. İnşallah şu anda sesimiz geliyordur bilmiyorum ama Melike'nin istediği yere geldik şu anda. Parfüm alacağız. Aa bu arada ben seni alacağımı söylemedim. Ben parfüm alacağım. Çok heyecanlıyım. Hadi gidelim. Valla bakmam gereken çok parfüm var. Çünkü uzun bir liste yaptım ve şu an hepsi aklımda yani. Hadi bakalım. Önce izin verecekler mi içeride çekime? Ona bakalım. Evet arkadaşlar parfümü aldık. Parfümcüden çıktık. İçeride çekim yasakmış. Biz de içeride çekmedik. Ama öyle bir şeyler aldırdım ki. Yani arkadaşlar kafamda çok farklı bir listeyle gittim. Ama çok farklı şeyler aldım. Evet aldığımız parfümlerin rakamını size söylemiyorum bile. Fiyatını söylemiyorum bile. Ama 15-20 tane parfüm. Ya benim ya şöyle çıkıyor. 15-20 tane parfüm denedim. O kadar en son hani oradaki abla şöyle diyordu. Hani istiyor musun, koklamak istiyor musun falan diye soruyorum. Ben şu an burnum felç ve ben hiçbir şekilde bir koku almıyorum. Bir göster seyretini. Ben de migren olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Daha önce de videolarımda söylüyorum hep kokuyla alakalı sıkıntım var. Şu an resmen hissetmiyorum ama düzgün bir yere oturunca parfümleri gösterelim. Gösterelim, çok heyecanlım. Acı çok tatlı minik testerler aldım, onları da göstereceğim. Hadi bakalım. Evet, Eren'e de kılıç almışlar. Eren bakayım kılıcına. Oo, katana almışlar ha. Ben şahsen buna katana değil de şey döner bıçağı derim yani. Ay döner. Ay ben de döner yaptı ya. Helal 25 dakikadır sizi arıyoruz. Niye telefonuna bakmıyorsun? Bak seni evet, Eren'e ne aldık? Eren'e oyuncak almışlar arkadaşlar. Katana başka? Bunun adı katana mı? Ya bir katana şey söyleyeyim mi? Için. Eren gibi bir çocuğa almanız gereken en son şeyleri alıyorsunuz. Niye gerçekten almanız? Evet, evde zaten oturamıyorduk. Hiç oturamayacağız artık. Kapatın gözünüzü. Hadi. Bak. Aa Ceyda şey aslan çınarı mı aldın bunu? Erkan'ın torununu. Kedi şey mi bu? Ay çok tatlı. Bundan bu kuyruk kısmında kalacağız. Aşk olsun. Ay deneyelim bunu. Bunu kediye mi giydireceksiniz? Ben giydiririm bu arada. Çok şeker. Ya anne. Eren'in üzerinde deniyor. Ben de bir hadi acıktık hadi. Aldım babama aldım. Sonra göstersin acıktık hadi. Valla her tarafından ayrı bir koku geliyor biliyor musun? Yok be apartma baba ben valla çok eğlendim. İçeri giriyorsunuz arkadaşlar. Pıs. Böcek. He böcek ilaçları sanki böyle. Her tarafına bir koku çıkıyorlar. Al bunu da kokla. Al bunu da kokla. Bunu da kokla. Bunu da kokla. Sen bir baba bir sen. Bir de yetmiyor kahve getiriyorlar burnuna dayıyor. Al bunu da kokla. Yaşar sen Allah, ben. Allah belanı versin. Ben Şaşan çok eğlendim. Çok da mutlu oldum yani. Bütün kokuları ben istedim. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi o AVM'den çıktık. Aslında bana kalsa orada yemek yiyecektik ama paşamızın, Erenciğimizin istediği yemek yeri orada yok. O yüzden AVM'ye değiştiriyoruz. Burası biraz kalabalık hatta. Aynen. Şöyle arkadaşlar eğer yemek yediğimiz yer sakin bir yer. Yok parfüm istemiyorum yok. Yemek yediğimiz yer evde çek. Evde ben seninle konuşmuyorum. Evde göster. Evde göster. Hadi bakın yemek yerini kapat şunu. Yemek yerini açarsın. Parfüm falan tanıtma bana. Her tarafım kokuyor. Sağımdan My Way kokusu geliyor. Sol tarafından CEO Armani. Ön taraftan tamam, MP Armani. Tamam. Arka taraftan Prada tamam. Geliyor. Olur öyle şeyler. Kokuyu da kokluyorum ha. 50 kişi koklamış ya. O bile parfüm kokuyor. Evet arkadaşlar uzun lafı kısası şimdi gidip canım ailemle yemek yiyeceğiz. Kapatıyorum. Hı. Kendinize iyi bakın. Hadi. Parfümleri göstereceğim sizlere. Benim köylü otursu çok iyi değil mi? Her yerde evet. Böyle. Evet arkadaşlar şimdi yemek yemeye geldik. Annesiyle Eren'i bekliyoruz. Şimdi biriz sipariş almaya gelirken ben şöyle durmayayım, ayıp olur. O yüzden böyle ona bir öyle sipariş var, öyle sipariş var hakikaten. Ayıp olur ama. Niye? Allah'ım. Evet, menü geldi. Arkadaşlar bu arada doyuyor'ya çok sardık. Reklam evet. Falan değil yani yanlış anlamayın. Eren de zaten bak sırf doyuyor istiyor diye oradan buraya geldik yani. Evet yani nedense buna biraz bu aralar takılı kaldık. Güzel de yapıyor. Torium'a geldik biz bu arada. Torium'daki doyuyor'dayız.
Çalışan arkadaşlar da çok iyi. Evet. Onlara da burada selam olsun. Seviyorum. Ciddi anlamda söyleyeyim. Yemin ederim. Reklam falan değil. Arkadaşları çok seviyorum. Çok ilgililer. Çok alakadarlar. Aynen. İkramları çok güzel. Yardımları çok güzel. Falan filan. Inter Milan. Çok güzel. Ayrıca bunun içeceklerini de ben çok seviyorum. Ben zaten şunu alacağım. Ne yiyorsun? Şu Tenders Festival'i alacağım ben. Tenders Festival. Bir tane ben yerim. Eren de bir tane hep. Tabii iki tane bundan alalım. Annesi de zaten pizza yiyor. Pizza yiyor. Eren de bundan yiyecek. Evet. Tavuğu pek sevmiyor. Üç tane falan alalım böyle. Bir tane adam var. Eren bu hareketi ne böyle çok karizmatik oluyorsun ha. Yapsana baksana. Şöyle kaşlarını. Bana benziyorsun. Ben de kaşlarım öyle çok güzel bir kelime. Melike sen yap bakayım. Hı. Eren gibi kaşlarını. Bakın arkadaşlar bu bizde ırsi mi dedi. Bak şimdi ben kendimi çekeceğim. Bir de şimdi ben yapacağım. Bak ikimizin de hepimizin de kaşları nasıl havaya kalkıyor. Yap bakayım. Allah Allah ırsi galiba bizde ya. Oğlum bu tarafa doğru bakacaksın. Yanlış yere bakıyorsun. Buraya bak oğlum. Baba. Alev çıkıyor. Sosların çok seviyorum ya. Evet, buradan gerçekten menüsü benim de hoşuma gidiyor. İçeceğin adı neydi? Söyleyemiyorum ben. Benim hibiskus. Eren neydi adı? Evet arkadaşlar, ben şöyle bir festival diye bir şey var, onu söyledim. Ben de aynısından söyledim. Benimki de festival söyledi. Eren de paprika söyledi. Paprikada 3 tane böyle aynı sosludan var. Çok güzel, gerçekten çok doyurucu ve çok lezzetli değil mi? Canınızı çekiyorsunuz, kusura bakmayın arkadaşlar ama gösteriyoruz. Benim en sevdiğim favorim bu yani. Evet, çok güzel gerçekten. Melike, kızım sen yemek yiyip de ağırlık gelmemiş miydi? Buraya gelince açıldım. Ya şimdi duş köpüğü almak istiyorum ama hangi kokudan alsam bilemiyorum. Evet, sepeti doldurdular arkadaşlar. Anası bir taraftan atıyor, kendi bir taraftan atıyor. Anası temizlik malzemesi alıyor. Melike şampuandır bilmem nedir falan filan. Bu çok... Çok hoş kokuyor bak. Duş köpüğü Dov'un. Duş köpüğü? Evet, duş çok yeri, güzel. Duş sabunu bir de duş köpüğü mü çıktı şimdi? Evet, ama bak bak orada ne var? Bak o bak. Evet, yolumuza devam edelim. Ana baba, ben de ciddi ciddi bakıyorum biliyor musun? Acaba ne vardı içinde gerçekten? Burada neler var? Burada böyle temizlik bezleri falan var. Bunlar zaten benim işime gelmez. Benim bunlarla işim yok. Bu bölüm de bana ait bak. Çok güzel. Lütfen insafa gelin daha bak. Parfümler zaten yeterince para tuttu. Çocuklar şimdi izleyince diyecek ki ulan bu ne diyecek? Ablacığım bırakır mısın onu? Ablacığım bir bak. Kızım evet. Bak iki de beni kandırıyorsun bak. Yemin ederim arkamı dönüyorum ya. Tamam bunu almayacağım. Bununla bir işim yok zaten. Sadece bunu. Bu da Eren'in. Eren'e bir oyuncak almış. Bir de bu gül sulu arkadaşlar. Duş jelini çok beğendim. Bir de bunu almak istiyorum. Çok güzel kokuyor. Tamam alacağım başka bir şey alın da. Yok. Hadi çık o zaman. Ben bir tur daha atayım geleceğim. Sen beni takip et, gel. Hele bak, birbirleriyle anlaşıyorlar. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi kediye mama almaya geldik Migros'a. Migros'ta bizi çekim yapmak yasak diye uyarana kadar çekim yapabiliriz. Şurada dörtlü bir tane set var. Bizim haberimiz yok yani, nereden haberimiz olabilir ki? Evet, bence bunun içine bu Junior diyor ama bu bizim kediyle aynı. Biz de bize söylüyorlar zannettim ha. Korktum. Şimdi bunların iki tane alıyoruz. Bir de şunlardan alalım diyorum. Ben kedinin de onu anlıyorum. Kurmaması ama bundan evde bir tane var. Bir de annem bugün ekstradan bunun pembesinden aldı. O da Junior, o da ufak kedi. Şimdi alırsak bayatlayacak. O da ufak kedi ama 1 ile 12 aylık diyor. Bizimki zaten 6-7 aylık falan değil mi ortalama? Aynen canım, bir yaşına bile girmemiştir. Bence bunlar zaman, şu an... benim o aldığım mama yanlış. Ben yetişkin maması almışım. Ama yiyor onu da. Neyse bittikten sonra yaşına göre mama alalım. Alalım mı bunları peki? Bence gerek yok. Bence yaş mama alalım. Bak gel bakalım, ödül maması gibi bir şey var mı? Ona bakalım mı? Ödül mamasını o kadar çok seviyorum. Aa bak şundan al bir tane. Bir tane ödül maması alalım şundan. Oy hangisi benim potetezim. Çok seviyoruz. Gerçekten çok aşığız. Hiç bu kadar bir kediyi bu kadar sevmemiştik değil mi Melike? Ama arkadaşlar kedinin karakteri bile o kadar iyi ki. Mesela siz yukarıdayken asla aşağı inmiyor falan. Evet, bir tane ödül maması al. Müzik ama... yok. Müzik başlamadan hemen gidelim. Çünkü müzik bizim için çok tehlikeli. Şu ödül mamasını alıyorum. Hı-hı. Ya burası köpek. Köpek bölümü. Bunu da alalım ona bir tane. Hadi onu alsak zaten direkt şey yapar. Bir şey söyleyeyim mi? Bizim kedinin bir özelliği var. Yemese bile sırf biz yiyoruz diye tabağımızda var diye gelip onu yiyor. İnadına alıyor yani. Hadi kasaya gidelim müzik başlamadan. Hadi yarış. Koş. Çok yoruldu benim kızım. Evet arkadaşlar mamaları da aldık. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Biz bugün kediyi de yıkamamız lazım. Ya gözümden var ya uyku akıyor ya. Beni şurada bırakın ben şu kenarda uyuyayım yani gerçekten. Evet. Kediyi de yıkamamız lazım. Nedenini söylemedik ya. Neden arkadaşlar? Şimdi ben bir sabah kalktım tamam. Çok mutluyum, huzurluyum böyle. Kediyi kucağıma aldım. Bir kokladım çöp kokuyor bu hayvan. Çöpün tamam. İçine girmiş. Mutfaktaki çöpün içine girmiş utanmadan bile. Bir şey söyleyeyim, bu kedilerin genelinde var herhalde zannedersen böyle bir huy. Ya şimdi yıkamayacağım. Poşet olduğunun içine giriyor direkt. Yıkamak istemiyorum ama şimdi benim yatağıma geliyor.
yüzüme oturuyor yani ne ararsanız yapıyor. Şimdi ben çöp kokusu almak istemiyorum. Evet, bu çöp kokusunu ben de almak istemiyorum. O yüzden yıkamak zorundayım. Bugün onu da yıkayacağız. Eğer yorgun olmazsak, eğer gücümüz olursa onu da yıkayacağız artık. Benim yani. Gücüm yok ama yıkamak zorundayız yani. Evet. Yapacak bir şey yok. O parfümleri öyle bir tutmuş ki elinde. O parfümleri öyle bir tutmuş ki bir elinde arkadaşlar. Bir saniye ayrı kalınca çok mutsuz oluyorum var ya. Bir saniye. Yemin ederim şu anda yani evlat gibi sarılmış durumda. Eve geldik arkadaşlar. Evet, AVM'den çıktık. Eve geldik. Bakın ev bizim gerçekten. Zaten görünüyor şu anda. Var ya, bu aldıklarımı size göstermek için o kadar heyecanlıyım ki, o kadar sabırsızım ki göstermek için. Evet. Hatta sokağa doğru giriyoruz arkadaşlar. Bakın benim karavan araba orada duruyor. Arabam, cabanarım orada arkadaşlar. Arabam. Hadi evde devam ederiz şimdi bakalım. Arabam. Evet. Kamerayı sonunda yaptım arkadaşlar ve sonunda eve geldik. Şu an gerçekten böyle bir yatasım var. Çok yorgunum ama yatmadan önce sizlere aldığım parfümleri ve eşyaları göstermek istiyorum. Parfümlerden sonra aldığım birkaç eşya daha var. Hızlı bir şekilde sizlere onları da göstereceğim. Şimdi benim en heves... Ay konuşamadım ya. Benim en hevesli olduğum konuya geldik. Parfüm. Şimdi aldığım parfümleri gösteriyorum arkadaşlar sizlere. Hızlı bir şekilde en beğendiğim parfümden başlıyorum. Şu Prada parfüm arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu arada oraya gittiğimde aklımda birkaç tane parfüm vardı. Ama aklımda olan emin olun hiçbir parfümü orada almadım. Çünkü bir sürü koku denedim ve yani aklımda olan kokuların hepsini bir anda unuttum. Gittiler bende yani. Bir sürü yeni parfüm aldım. Bunun fiyatı da arkadaşlar şöyle 4.950.000 lira. Şöyle hemen açıyorum. Normalde jelatinlerini vesaire açmadım ama bu pahalı bir parfüm olduğu için şimdi bir kırık var mı, bir hatası var mı falan diye orada açıp bir bakmak istedim. Şöyle çıkartıyorum. Çok mutluyum gerçekten. Bakar mısınız şuna ya? Gerçekten o kadar güzel bir kokuydu ki böyle kokluyorum. Bir anda bu geldi dedim. Kesin bunu almam lazım yani. Size kokusunu tarif edemem ama böyle meyveli, tatlı, şekerli bir aroma. Böyle sert bir aroma değil ya da vanilyalı bir şey değil arkadaşlar. Onu hemen şöyle kenara koyuyorum. Hemen diğerlerine geçiyorum. Daha sonra şu şekilde bir parfüm aldım. Valla bu Le Tender Tea gibi falan diyor konuyor. Bunu hiç bilmiyorum. Bunun bende testeri vardı. Orada görünce de almak istedim çünkü testerini çok severek kullanmıştım. Bunun da fiyatı arkadaşlar 3.525.000. Ama da hemen şöyle açıyorum jelatinini. Evet açtım ama bir tırnağımı kaybettim maalesef. Olsun ama sana yapıştırırım. Parfüm için değer be. Vallahi değer. Hemen şöyle açıyorum. Bunu da şöyle... Ya arkadaşlar bunu gerçekten çok seviyorum. Size anlatamam yani. Bunun bende tester vardı. İşte bir ara ben tekrar parfüm almıştım ve bana tester vermişlerdi. Çok beğenerek kullanmıştım. Hatta bir gün de bitirdim testlerini. O kadar dedim. Hatta görünce bunu neden almayayım yani. Ya böyle çok garip bir koku. Şöyle tekrardan göstereyim. Sizlere fiyatını da söyleyeyim arkadaşlar. Fiyatı şöyle 3.990 arkadaşlar. Bakın böyle. Yani... Vanilyalı deseniz vanilyalı değil, meyveli deseniz meyveli deseniz değil, tatlı deseniz tatlı bir koku değil. Yani böyle çok garip bir koku. Aslında hiç kullanmayacağım bir koku ama nedense bu koku beni çok kendine çekti. O yüzden ben de almam gerekiyor dedim ve aldım. Daha sonra son parfüme geçiyorum. Şöyle arkadaşlar, bu da Armani'nin C parfümü. Ya dediğim gibi oraya gittiğinde aklımda çok farklı parfümler vardı. Hani bunları alınca ben de şaşırdım. Dedim hani neden onları almadım da bunları seçtim. Bunlar daha da cazip geldi bana. Şöyle aslında arkadaşlar babam da ilk başlarda almak istemiyordu parfüm. Ama o da koklayınca Melike buna bak bunu al falan dedi bana. Böyle. Hatta bunun diğer bir versiyonu da vardı. O da böyle yeni biçilmiş çim kokusu tarzı böyle ot kokusu gibi bir şey kokuyordu. Onu beğenmedim, bunu almak istedim. Ve sırada Rossmann alışverişi var arkadaşlar. Size sadece birazını gösterdim. Birazından sonra ben yine babamı kandırıp bir şeyler aldım. Hızlı bir şekilde geçiyorum. Şöyle bir tane duş lifi aldım. Kendime iki tane şöyle şampuan aldım arkadaşlar. Bioxin'in saç dökülmesini ay konuşamıyorum ben yorgunluktan engelleyici. Şöyle. Bu arada çok güzel bir indirim vardı. İndirimden yararlandım. Daha sonra şu şekilde ıslak mendil aldım. İşte okulda kullanmalık, evde kullanmalık.
Ve bir tane de şu şekilde keratin maskesi aldım. Ben biliyorsunuz ki saçlarımı neredeyse her gün düzleştiriyorum. O yüzden saçlarımı düzleştiren bir maskeye ihtiyacım vardı. Görünce dedim neden almayayım, bir deneyeyim dedim. Ve arkadaşlar bir tane duş jeli aldım. Ben gül kokan her şeye bayılıyorum. Gerçekten parfüm olsun. Hatta yüzüme bile bakımlı arkadaşlar gül suyu sürüyorum. O kadar seviyorum. Ve bu da bildiğiniz gül suyu kokuyor. Dedim, yani gül yani. Çok seviyorum gerçekten. Onu da dedim neden almayayım. Daha sonra arkadaşlar şu el kremlerini annemle birlikte sarmış durumdayız bu aralar. Şöyle aloe veralı bir tane el kremi aldık. Daha çok bunları ben kullanmıyorum. Bu el kremini annem kullanıyor. Arada bir sırada ben de sürüyorum falan böyle. Bunu attım sonunda. Daha sonra arkadaşlar son olarak şöyle bir duş köpüğü aldım. Bunu ilk defa kullanacağım. Çok daha fazla koku verdiğini söylüyorlar. Ve böyle elinize direkt köpük olarak geliyormuş. Hatta bir çok sıkmak istiyorum şu an. Ay korktum. Ay çok güzel kokuyor. Gerçekten. Evet arkadaşlar duştan sonunda çıktım. Zaten fark ettiğiniz gibi benim bütün enerjim şu an yerine geldi. Yani o uykulu Melike gitti sanki yerine başka biri geldi gibi. Şimdi arkadaşlar ben o kadar parfüm aldım. Ve oradaki ablalar da bana şöyle 3 tane tester verdiler. Asla tester var mı diye sormadım. Şimdi arkadaşlar 3 tane tester verdiler bana. Onları şu şekilde sizlere göstermek istiyorum. İlki bakın bu şekilde. Bakar mısınız şişesine ya? Ve ben bitiyorum böyle şeyleri. Gerçekten böyle minimal şeyler o kadar güzel ki. Çiçeksi ve ferah bir koku. Onu söyleyebilirim ama çok tatlı. Yani böyle kolonya şeklinde döküyorsunuz. Şimdi anladım. Daha sonra arkadaşlar şu şekilde verdiler. Hatta bunun bende şöyle büyük pembesi var. Ama çok tatlı. Gerçekten şu an bunların direkt şişelerine gidip alasım geldi yani. Böyle. Bu da büyük ihtimalle diğeri gibi. Açılması bir tık zor. Aman dökmeyeyim. Evet hepsi arkadaşlar bu şekilde elinize döküyorsunuz. Yine arkadaşlar çiçeksi bir koku ama bir tık daha ağır bir koku. Daha sonra arkadaşlar şu şekilde Versace'nin bir parfümü var. Bakar mısınız? Çok şeker gerçekten. Bilemedim galiba bu erkek parfümü ama olsun bunu babama asla vermeyeceğim. Kullanmasam bile odamda duracak yani onu da şu şekilde kenara koyuyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde cilt bakımına geçiyorum. İlk olarak şöyle dudaklarım arkadaşlar çok kuru benim. Konuşana kadar dudağım kurudu. Şu şekilde hemen dudağıma lip balm süreceğim. Evet nemlendirdikten sonra arkadaşlar elime bir tane bundan alıyorum ve şu yüz toniğimi şöyle iyice salkalayıp diyorum. Çalkalayıp pamuğuma döküyorum. Bu şekilde. Daha sonra bunu bütün yüzüme süreceğim. Evet bu şekilde arkadaşlar. Şöyle hafiften elimle kurutuyorum cildimdekini. Ve daha sonra dediğim gibi arkadaşlar ben gül suyunu çok seviyorum. Şöyle bir tane Otaşı'nın gül suyu var. Bunu da ikinci bir tonik olarak yüzüme sürüyorum. Bunu birazcık böyle çalkalayayım. Şöyle elime döküp yüzüme süreceğim bunu. Elime ve boynuma süreceğim. Zaten arkadaşlar bu gül suyu hemen emilen bir şey. Ondan dolayı kurutmama bile gerek kalmıyor. Ve daha sonra arkadaşlar bunun büyük boyu da var bende. Ama şu anda masamda olan küçük boy bu kremi yüzüme sürüyorum. Cildimi nemlendirmeyi gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Hele ki makyaj yüzümde çok uzun bir süre durduysa mutlaka cildime nemlendirici sürüyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde cilt bakımım rutinim bu şekildeydi. Bunu her sabah ve akşam yapıyorum bu arada. Bu gördüğünüz cilt bakım rutinimi. Evet. Bu arada yeni aldığım maskeyi saçlarıma denedim arkadaşlar. Şimdi düz olduğunu kuruttuktan sonra göreceğim. Şöyle saçlarımı sıkıyorum. Daha sonra saçlarımı tarayacağım. Evet saçlarımı arkadaşlar taradım. Şimdi sırada son olarak saçıma sürdüğüm yağ var. Bu yağı saçıma sürüyorum ve uzun zamandır kullanıyorum. Sadece şu kadar bitti. Şöyle bir pıs sıkıyorum elime ve bunu bütün saçlarıma yediriyorum. Tada! Evet arkadaşlar şu an çok mutlu hissediyorum. Bütün bakımım tamamdır. Bu şekilde. Saçlarımı hemen kurutmuyorum arkadaşlar. Ben yaklaşık böyle bir 10 dakika falan bekliyorum hafiften kurusun diye. Çünkü hemen kurutmaya başlarsam bana göre saçlarım çok kabarıyor ve böyle
çatallar buradan durmadan çıkıyor ve benim çok sinirim bozuyor. O yüzden bir 10 dakika falan bekleyeceğim. Daha sonra saçlarımı kurutup uyuyacağım. Çünkü yarın okulum var. Evet arkadaşlar, gerçekten işte saç bakımıdır, cilt bakımıdır, orayı topla şurayı topla falan filan derken pestilim çıktı yani. Zaten yüzümden de görüyorsunuz. Ayrıca şu anda saat 12.30, 1'e yaklaştı. Uyumadan önce sizlere son kez patatesi göstermek istiyorum. O da uyuyor. Patates. Şu göbüşe bak, göbüşe. Göbüşe bak, göbüşe. Ay bir ses geldi. Ay neydi o ses, korktum. Neyse arkadaşlar, paranormal hiçbir şey, paranormal hiçbir şey yaşamak istemiyorum şu an. Ben almayayım, bak kalsın yani, benden uzak dursunlar. Bugün elimden geldiği kadar güzel bir video çekmeye çalıştım arkadaşlar sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Ben şimdi yatacağım. Sizleri çok seviyorum. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz.